Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği esnafın gerçeğini sunar. Sanatkarlar Odaları Birliği'nin hazırlayıp sunduğu Bir Esnafın Gerçeği programına daha hoş geldiniz. Bu hafta Alanya'dayız. Alanya pansiyoncular, otelciler, lokantacılar, kafeteryacılar ve hediyelik eşya satıcıları esnaf odası başkanımız. Aynı zamanda Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği denetim kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Değirmenci'nin yanındayız. Ve şu anda kendisiyle birlikte esnaflarımıza yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Ancak tabii ki gündem dolu. Biraz gündemden bahsederek günümüze başlayalım diyorum başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim başkanım. Odamız bayağı geniş kapsamlı bir oda. Birçok meslek dalını, bilhassa turizmi ilgilendirecek meslek dalları odamızda mevcut. Evet. Şu anda odamızın genel durumu nedir üye sayısı olarak? Şimdi bizim odamız üye sayısı değişmekle beraber ortalama 1000-1100 civarı arasında üye devam ediyor. Söylediğiniz gibi otelci, pansiyoncu, lokantacı, kafeteryacı, turistik eşya satıcısı bizim odamıza bağlı üye grupları ve bu üye gruplarının içerisinde dediğiniz gibi konaklamadan başlıyoruz. Yeme, içme ve hediye grubu olarak ortaya koyuyoruz. Bu esnaf arkadaşlarımızla da biz yıl içerisinde dönem dönem toplantılar yaparak kendileriyle hem dertlerini çözme açısından hem dertlerini dinleme açısından buluşuyoruz beraberce. Ve o yüzden biz üyelerimizle bir aile gibi çalışmaya devam ediyoruz. Biz oda olarak amacımızı, hep hedefimizi şey koyduk. Yani üyenin hem ekonomik hem de sosyal anlamda kalkınmasını sağlamak adına çalışmalar yapmak olarak koyduk. Bunun için de bu yaptığımız toplantıların yanı sıra birebir kendi üyelerimizi ziyaret ederek de olduğu yerlerde sorun tespitleri veya bölgesel tespitleri yaparak hem genel sorunların hem de yerel sorunların çözüm noktasında kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yerel sorunlarımız zaten buradaki ilgili kaymakamımız, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız. Onlarla çözüyoruz. Hiçbir sıkıntımız çok şükür yok. Genel sorunlarımız da yine ilgili bakanlıklarımıza ve milletvekilimize, biliyorsunuz Alanya'da bir şansı var, Dışişleri Bakanı, bakanımız Alanya'lı Mevlüt Çavuşoğlu. Kendisiyle sık sık buluşma imkanı buluyoruz. Sağ olsun, o da bizi ziyaret ediyor. Orada da bazı konular ortaya koyduğumuz zaman çözüm noktasında da büyük bir ivme kazandırıyoruz ve kazanıyoruz. Dediğim gibi hem yerel hem genel anlamda üyenin kalkınmasını sağlamak. Bunların içerisinde işte en son 2014 genel kurulunda söz verdiğim işsizlik fonuyla ilgili çalışmalarımız olmuştu. Biz onu 2013'te böyle basın yoluyla gündeme taşıdık. Hem yıpranma payını hem işsizlik fonunu hem de emeklilikle ilgili problemler, esnafın olan problemlerini. Ve bir problemleri biz işsizlik fonunu hem ilgili bakanlıklara, başbakana yazarak öncelikle 2015'te süreci başlatmış olduk. Daha sonra yine Dışişleri Bakanımıza bu konuyu anlatarak bizzat devreye girmiş olduk. O da Sayın Bendeği Palamdöken'e tarımatif ederek, tabi bu arada birliğimizin katkıları, birlik başkanımız Atlan Diren'in katkıları, rahmetli Abdullah Sevinçok'un katkıları, hepsi beraber birleşerek bugünkü gelindiği noktada da Sayın Bülent Tüfekçi'nin açıklamalarında işsizlik fonunun kurulacağını, işte bunun iş yerinde kapatmak zorunda kalan, kaybeden esnafımıza 8 ya da 10 ay süresince aynı işsizlik fonundan maaş bağlanacağını müjdesini verdi. Biz de bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmaların meyvesini alma adına sevinçliyiz, gururluyuz. Bu bizim genel sorunlarımızdan bir tanesiydi. Diğerlerinde dediğimiz gibi yerelde de her türlü esnafımızın yanında hem maddi anlamda krediler olsun, bankalarla olan ilişkiler olsun hem de belediyeler olan ilişkilerin hepsinde yanındayız esnafımızın. Evet, tabii ki her şey esnaf için. Çünkü esnaf
devletin bel kemiği. Yani mutlaka ayakta durması gerekiyor. Ama bir de hani dediğiniz gibi iyi esnaf, kötü esnaf hani nasıl hizmet veriyor, ustalığı. Yani bunlar hep bütün böyle açılacak, konuların açılacak şeyleri. Ben biraz toparlayacağım tabii şey yaptım konuyu. Ama burada gerçek olan bir şey var. Bu sene çok sıkıntılı günler yaşadık. Tabii bunlar hepimizin el birliğiyle üstesinden geleceğimiz konular diye düşünüyorum. Çünkü biz bu kadar badireyi atlattıktan sonra ve yine hala ayakta durmayı başarabiliyorsak millet olarak da bu seneyi de bu şekilde iyi atlatacağız diyorum başkanım. Şimdi tabii biraz sonra esnafları ziyaret ettiğiniz zaman göreceksiniz birçok esnafımızı da yerinde incelemiş ve görme imkanına sahip olacaksınız. Esnaflarımız bizim Alanya'da gerçekten odamıza kayıtlı olan esnaflarımızla biz hani birebir ilişkilerimizle bir aile ortamı oluşturduğumuz için daha samimi, daha sıcak. Bunu da siz gözlemleyeceksiniz. Bu ortamda sorunların çözümü daha kolay oluyor. Biz oda olarak da hem yerelde hem genelde daha barışçı, daha barışçıl, daha diyalog halinde çözümün taraftarı olan bir odayız. Bütün sorunlarımızı, ikili ilişkilerimizi sıkı tutarak ve ikili diyaloglarımızı da iyi tutarak bu şekilde gerçekleştiriyoruz ve şu ana kadar da Allah'a çok şükürler olsun ki yani çok çözülmemiş büyük bir sorunumuz odamız olarak yok. Her üyemizin esnafını grup grupta çözmekte muktedir oluyoruz. Tabii 2016 turizm sezonu çok zorlu bir sezon olarak geçti ki bu dönemde biliyorsunuz hem Türkiye olarak hem de Alanya olarak yaşamayacağımız veya belki 10 yılda yaşayacağımız birçok şeyi bir yıl içerisinde yaşamış olduk. Bütün kötü senaryolara diyelim yaşamış olduk. Uçak düşürülmesi, 15 Temmuz darbe harekatı kalkışması, yine birçok işte bomba patlamaları, şunlar bunlar, terör olaylar hepsini beraber bu dönemde yaşadık. Ve bu dönemde eğer biz yıkılmadıysak kolay kolay yıkılmayız. Ha, bunun içerisinde yıl içerisinde sezon başında biz esnaflarımız defalarca uyarmıştık. Yani sezonun çok kötü gideceğini, herkes tedbirli olması gerektiğini. Yine dükkan sahiplerine çağrıda bulunduk. Bu yıl herkes elin taşının altına koysun, dükkan kiralarını indirime gidilsin. Yine biz oda olarak biliyorsunuz bakanlığın talimatıyla 2015 yılındaki üye aidatların aynı tutarak 2016 yılında yine asgari ücretin artmasına rağmen aynı aidatı biz üyelerimizden tahsil ediyoruz. Ve yine bu dönemde üyemize destek çıkmadan hiçbir üyemize biz herhangi bir tebligatla işte aidatlar konusunda sıkıştırmadan bu dönem atlatmaya çalıştık. Yine yerel yönetimde belediyenin ortaya koymuş olduğu işgaliyedir, eğlence vergisidir, ilan reklam vergileri, tabela vergileri bunların hepsini birebir yine belediye başkanla görüşmelerde kendilerine indirim sağlayarak yani daha önce yapılmamış olan indirimleri belli bir yüzdesel olarak tüm esnafımıza bunu sağladık. Ve bu başta söylediğim gibi ekonomik olarak esnaf üzerindeki yüklerin hem alınması manasında hem de yapacakları ödemelerdeki azalmaları ortadan kaldırmak adına böyle yaptığımız çalışmalardı. Tabii ki bunlarda da ufak tefek aksamalar şeyler olabiliyor. Ancak biz bütün bu taşın altına hepimizin elini sokması gerektiğini söyledik. Dükkan sahiplerine çağrıda bulunduk ve esnafımıza da dikkatli olmak konusunda uyardık. Bunun neticesinde de daha işte bugün açıklandı Alanya'da yerel gazetelerde 2015 yılındaki icra dosyalarına göre 2016 yılındaki bu dönemdeki icra dosyalarında 8200 rakamlarında düşüş var. Aslında daha büyük felaket beklenirken düşüş olduğu gözüküyor. Niçin düşüş olduğu gözüküyor? Bence hem esnafların birbirleriyle yani alışveriş yaptıkları toptancılarla olsun veya iş ilişkilerinde hem karşılıklı diyaloglar yine karşılıklı anlaşmalarla birbirlerini idare ettiler. Ödemelerin zamanlarını uzattılar. Hem de başta yapmış olduğumuz uyarıların meyvesi olarak çok fazla yatırıma girmediler. Girmeyince çok borçlanmadılar. Bence bu yüzden bu dosyalardaki düşüş normalde çok büyük patlama bekleniyordu, artış bekleniyordu. Ve yine biraz sonra yaptığınız yerleri göreceksiniz. Birçok esnafımız, bizim yerli kendi esnafımızın yani 12 ay çalışan esnafımızdan bahsediyorum. Yani çok fazla şey görmeden, zarar görmeden bu dönemi atlattıklarını ve atlatmaya çalıştıklarını göreceksiniz. Benim buradaki çağrım şudur. Tüm kurumlara, kuruluşlara, herkese çağrım bu. Bunun zaten defalarca da bununla ilgili hem vergi düzenlemelerinde vergi affı ki bunun neticesinde ortaya çıktı. Evet. Birliğimiz bu konuda çok sık gündeme getirdi. SGK affı, vergi affı, benzeri afflar. Yine bizim odamızdaki aidat borcu olan üyelerle ilgili afflar. Bunlar tabii birliklerin ve konfederasyonun, federasyonların yaptıkları çağrı neticesinde Türkiye'nin tekrar gündemine oturdu ve yeniden yapılandırma yapıldı. Bu da 25 Kasım'a kadar devam edecek olan bir yapılandırma.
Bunun neticesinde de şimdi insanlar tabii faizleri çok düşük miktarlar tekrar yapılandırmayla başvurarak böyle bir şeye tekrar girdiler, sürece girdiler. Burada hem devletimiz kazanacak hem esnafımız kazanacak. Tabii ki. Bunun çalışmalarını aynı şekilde yine devam ettirmeye gayret edeceğiz. Dediğimiz gibi yani buradaki en büyük hedefimizden bir tanesi ekonomik olarak esnaf üzerindeki yükleri minimuma indirmek ve kazancını da maksimuma arttırmaktır. Evet. Evet, esnaf için çok yapılacak şeyler var başkanım. Yani bunu aslında siz hepsini açık açık söylediniz ama tabii bunun yanında emeklilik var biliyorsunuz. Esnafın emeklilik ile ilgili sıkıntıları var. Sonrasında işte iş mahkemeleri. Evet. Bunlarda da bir açıklayıcı bir durum var mı acaba başkanım? Yani şimdi tabii bunu şimdi Türkiye'nin gündemine yavaş o da geliyor ki biz de onu dillendirmeye başlamıştık. Bundan sonra daha sıkı bir şekilde dillendireceğiz. Çünkü bizim esnafımızın bu kadar ağır yükün arkasından emekli olduğu zaman biliyorsunuz esnafımız 30-25 yıl üzerinden yani 9 bin küsur gün üzerinden emekli oluyor. Ama işçiler daha az yani 7200 günden emekli oluyor, 7000 günden emekli oluyorlar. Şimdi baktığınız zaman orada bir adaletsizlik var. Hatta ben şunu söyleyebilirim yani 3600 günden olan emekli olan bir vatandaşla 9750 günden emekli olan bir vatandaşın aldığı yani esnafın aldığı maaş aynı maaş. 1300 küsur lira aldıkları maaş şu anki şartlarda. Ben bunu SGK İl Müdürümüze ve Alanya'daki yine kendi müdürümüze ileterek bu konunun çözümlesiyle ilgili makam rica ettim. Çünkü 3600 günlük prim yatıran bir insanla 9750 gün prim yatıran bir insanın aynı kefeye konulması bir adaletsizlik ve haksızlık diye düşünüyorum. Ve bunu da kendi il müdürümüzle ve diğer müdürlerimizle kabul ettiler zaten. İnşallah bunu daha çok Türkiye'nin gündemine getirip geçen Cumhurbaşkanı'yla yapmış olduğumuz toplantıda TESK Başkanımız da bunu gündeme taşıdı. Demek ki ses bir yerlere kadar gitmiş. TESK Başkanımız da bu dillendirdi. Cumhurbaşkanımız duydu, bakanımız duydu. İlgili bakanlar da mutlaka duyacaklardır. Bununla ilgili de eğer bir düzenleme yapılırsa yani bu kadar uzun süre primini hem de kazanarak ödeyen bir esnaf grubunun bence de emeklilikleri daha rahat etmesi sağlamak bizim görevimiz. İş mahkemeleri dediğiniz meselelerle ilgili de tabii biliyorsunuz Türkiye'de işçilerle ilgili kanun düzenlemelerde çok büyük haklar. Hem doğum esnasında hem daha sonra ve iş bırakımında bir sürü haklar var. Tabii bunlar biraz benim esnafımızın belini büken şeyler. Tabii ki bunlar hesaplanır yapılırken büyük firmalara veya büyük kurumlara göre belki daha kurumsal firmalarla ilgili düşünceler yapıldığı zaman. Ha onlar için uygundur. Ancak burada ben bazı şeyleri küçük esnafın lehine tekrar bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bunun örneklerini yaşıyoruz. Biz kendi küçük işletmelerimizde 2 kişi, 3 kişi çalıştıran işletmelerimiz var. 5 kişi, 10 kişi çalıştıran işletmelerimiz var. Bunların zaten SGK primleri yüksek olduğu için yükümlülükleri fazla. Ve her ay belli miktarda SGK'ya para yatırmak zorundalar. Buna rağmen bunun içerisinde iyi niyetli işçilerimizi ayırmakla beraber kötü niyetle çalışan işçiler de oluyor ortada. Bunlar da zaman içerisinde işte 1-2 çalıştıktan sonra bu devletin vermiş olduğu iş haklarını kötü niyetle kullanarak iş mahkemesine gidip esnaf üzerine dava açmaya yelteniyorlar. Bu yeltenmeleri de tabii onlara iş mahkemenin verdiği haklar, yasal olarak bazı hakları var. Dediğim gibi yani iyi niyetli olanları kesinlikle ayırıyorum. İyi olarak yaralanmak zorundalar. Ama kötü niyetli olanları da kınıyorum. Onlar da çünkü esnafın ekmeğine göz dikmişler diye düşünüyorum. Başta işe girerken çok birçok taahhüdü yerine getiren ama daha sonra mahkeme yoluyla işi çözmeye çalışıp daha büyük paralar koparmaya amac edinen arkadaşlarımız oluyor. O yüzden bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yani burada bazı konularda belki 3-5 işçi çalıştıran küçük esnaf muaf bırakılması olabilir veyahut daha az yükümlülükler olabilir. Devlet üzerine alabilir. Yani işçi kardeşlerimizin de mağdur olmaması açısından. Devlet der ki yani 5 işçiye kadar esnafın yükünün şu kadarını ben alıyorum. Benden sorumlu olur diyebilir. Veyahut küçük esnafla devlet işçiyi karşı karşıya getirmez. Devlet ve küçük esnafın yanında çalışan, istihdam ettiği işçi devletle beraber buluşur, işin meselelerini çözebilirler. Böyle bir düzenleme yapılırsa esnafın üzerindeki büyük baskı kalkar. Çünkü son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla da birçok esnafımız ayrıca çalışmaya başladı. Çünkü işçiden korkuyor, işçi çalıştırmaktan korkuyor. Siz de bir dönem esnaflık yaptınız, biliyorsunuz bu sıkıntıları. O yüzden yıl içerisinde hele böyle kötü dönemlerin arkasında birçok esnafımız böyle kendi çalıştırdığı, iyi niyetle çalıştırdığı birçok işçisiyle mahkemelik olup büyük zararlar görüyorlar. Bunda bu yüzden de bunun da dillendirilmesi ve gündeme taşınması gerekiyor. Bununla ilgili dediğim gibi 5 işçiye kadar olabilir, 10 işçiye kadar olabilir kanun düzenlemeyle
esnafın üzerindeki bu yükün de alınması gerekir diye düşünüyorum. Evet, çok güzel konulara değindik başkanım. Tabii esnaflarla görüşeceğiz bugün ama bizim konumuz daha çok hani sizden gerçek, real bilgileri almaktı. Çünkü bunlar hakikaten nokta nokta gerçek sorunlar diyeyim de artık çözümlenebilecek sorunlar diyelim. Yani başta bunlar... şunu söyledim. Benim bugün size bahsettiklerim farkındaysanız genel sorunlar. Yani genel sorunlar. Esnafın üzerindeki genel manadaki alınması gereken veya çözülmesi gereken sorunlar. Bunlar zaten çözüldüğü zaman esnaf rahatlar. Aynen. Yoksa esnafın çarşıdaki belediyenin koymuş olduğu kurallarla ilgili meseleler olsun, kaymakamlığın aldığı kararlarla ilgili meseleler olsun veya İlçe Tarım Müdürlüğü'nün alacağı kararlarla ilgili meseleler olsun. Burada bir yanlışlıklar varsa biz burada onları zaten yerinde çözüyoruz ve düzeltiyoruz. O yüzden bunları ben yani bireysel sorunları taşımıyorum. Yani mesleki sorunları çok ortaya çıkarmıyorum. Bunlar çünkü yok mesela lokanta grubunun kendine göre sorunları var. Hediyelik eşyacıların kendine göre sorunları var. Pazarlama sorunları var ama tabii bunlar genel sorunlar çözdüğümüz zaman bunlar daha basit kalacak. Aynen, o yüzden evet. O konuları biz çözüm noktasında zaten bir sıkıntımız olmadığını düşünüyorum. Aynen. Evet, çok güzel bir sohbetti. Alanya'dayız. Şimdi esnaflarımızı gezeceğiz başkanımla. Genel sorunları zaten topladık. Şöyle bir Alanya'ya dalalım. Esnaflarımız neler yapıyor? Çünkü sezon zor da olsa yorgun bir sezondan döndüler. Yani şu anda artık kimisi tadilat yapıyor. İşte kimisi daha büyük hazırlıklar yapayım, seneye daha farklı çıkayım diye uğraşır ama yine de onları bir ziyaret edelim başkanım. Tabii onları ziyaret etmekte fayda, onları yerine dinlemekte fayda var. Yine siz de göreceksiniz. Yine inşallah ekonomik anlamda da dediğim gibi krediler konusunda, sicil afları konusunda, bankaların kredi vermeleri konusunda yine KOSGEB vasıtasıyla olabilir veya esnaf kefaletleri vasıtasıyla olabilir. Sıfır faizli kredilerde eğer ortaya konulursa önümüzdeki süreçte esnafımız önümüzdeki 2017 sezonuna hem tadilat açısından hem de kendilerine hazırlama açısından daha rahat ederler. İnşallah hükümetimiz de yine bu konuda sıfır faizli kredilerle de yeniden bir kaynak ayırarak bir çalışma başlatır diye düşünüyorum. Evet, biz şimdi esnaflarımızı gezmeye çıkıyoruz. Esnafın gerçeği başlıyor. Evet, dediğim gibi bu hafta Alanya'dayız. Alanya pansiyoncular, otelciler, lokantacılar, kafeteryacılar ve hediyelik eşya satıcıları. Esnaf odası başkanımız ki yelpaze çok büyük. Tabii ki turizm cenneti Alanya'mız ve bu yüzden de buradaki mesleki odalarımızın farklılığı ortaya çıkıyor. Ve başkanım, ilk durağımız hediyelik eşya. Sizden alayım önce. Hani nedir yani hediyelik eşya deyince Alanya'da ne akla gelir ilk önce? Hediyelik eşya dediğimiz zaman Alanya'da her türlü hediyelik eşyamız var. Yani bizim biliyorsunuz otelciler, pansiyoncular, lokantacılar, siz de saydınız az önce. Biz odamızı şöyle özetliyoruz. Önce biz turisti konaklatıyoruz, konakla tesislerinde. Daha sonra lokantalarımızı yemek yediyoruz. Sonra giderken de hediyelik eşyalarla uğurluyoruz. Biz öyle özetliyoruz. O yüzden yaklaşık 200 civarında hediyelik eşya dükkanımız bizim Alanya'da hizmet ediyor. Ve geniş bir yelpazeleri var. Yani Rus, Alman, Hollanda tüm pazarlara hitap ediyorlar. Ve Türkiye'de bulabileceğiniz her türlü hediyelik eşya da bu işletmelerimizde mevcuttur. Başkanım çok güzel toparladı. Hakikaten öyle. Odamız önce konaklatıyor, işte karnını doyuruyor, gezdiriyor. Ondan sonra hediyesini alışveriş alıp Alanya'dan ayrılıyor. Evet. Evet, esnafım benim, küçük esnafım. Tanıyalım evet. Önce sizi. İsmim İlhan Pişkin. Alanyalıyım. Evliyim. Bir çocuk sahibiyim. Allah bağışlasın. 16 yıldır bu işi yapıyoruz. Baba mesleğimiz. Gayet memnunuz. Sadece bu sene biraz sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sıkıntıların giderilmesini istiyoruz. Bir cennette yaşıyoruz. Bu cenneti herkesin duymasını, bilmesini, görmesini istiyoruz. Evet, cennette yaşıyoruz. Doğru söylüyor arkadaşım. İnanın Kasım ayındayız ve Alanya şu anda cıvıl cıvıl. Yani, ben gelirken denize girenleri de gördüm evet, zaten. Evet, tabii ki. Yani hiç kış yaşamıyoruz biz yaşamıyoruz, aslında evet. Değil mi? Evet, daha çok reklam olmasını istiyoruz. Daha çok reklam olursa daha çok kişinin geleceğine inanıyoruz. Değil mi? Evet. Neler satıyorsun? Çeşit olarak şöyle bir yelpazeyi açalım. Ne var? Çok güzel kupa çeşitlerimiz var Alanya'yı anlatan. Güzel Alanya tabaklarımız var böyle. Kızıl Hatıra, küre tersane. Evet. Alanya hatıralarımız var. Böyle kahve setlerimiz var güzel. Türk kahvesi için. Böyle özel spesiyal. Bunlar özel spesiyal zaten. Evet, şu şekilde. Oo, çok ağırmış bu. Evet, dökümdür. Komple döküm. Orijinal döküm evet. Bakınız ya. Bizim geleneksel. Aynı şekilde dövme, bunda da kahvemiz yapılıyor.
Orijinal cezvemiz, bakır cezvemiz. Evet. Bunu da yapılıp bunu da ikram ediyoruz. Gelen müşterilerimize bunları da ikram ediyoruz. Bunlar da ikram tabii da ediyorsunuz. Ki, tabii ki. Yani sadece burada o süs olarak durmuyor ha. Türk lokumunu da koyuyoruz lokumda, böyle. Kültürümüzü evet. Tanıtıyoruz. Tanıtmak zorundayız. Alanya'mızın muzu da var. Muz koyuyoruz. Muzu da ikram ediyoruz. Ben şimdi burada gördüm de o yüzden. Gelen misafirlerimize muzumuzu, kahvemizi güzelce ikram ediyoruz ki bir dahaki müşterilerimiz daha çok gelebilsin, daha çok bizi hatırlasın. Bu servisten herkes yararlansın diye. Çok güzel ya. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Herhalde. Yani. Baba dediniz siz. Babanız da bu şekilde... Babamın mesleği. Evet. Babamın mesleği de emekli oldu. Biz devam ettiriyoruz. Babamın mesleği evet. Yapıyor mu şu anda? Babam emekli oldu. Emekli oldu. Bağ bahçeye bakıyor artık. O gezsin. Evet geziyor. Ama ne güzel gencecik yani. Pırıl pırıl bir esnafımız. Evet. Peki seneye tabii beklentilerimiz olacak. Çünkü bu sene biz büyük bir türbülans atlattık. Evet. Hatta daha atlatamadığımız çok şey var. Ama buna rağmen yüzümüzde gülücüklerle esnafımız evet, gelen müşteriye burada ilgisini alakasını görüyoruz. Evet. Gelecek seneden neler bekliyorsunuz? Beklentileriniz neler? İnşallah bu savaşlar, bu olaylar biter. Daha güzel bir dünya. Kimse ölmez. Her şey daha güzel olur. Değil mi? Evet. Bundan güzel de mesaj olmaz. Yani olmaz. Zaten. İnşallah bütün ortalık biter. Her şey durulur. Her şey daha güzel olur. Herkes yerinde mutlu, sağlıklı, evet, evet, huzurlu evet, değil mi? Evet. Olay budur yani. İnşallah bir kişi daha ölmez bu olaylardan İnşallah. Dolayı. İnşallah her şey daha güzel olur. Her şey güzel olursa zaten turizm de güzel olur. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşım. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler. Kış sezonu zaten bitmiyor burada. Bitmiyor. Alanya'mız burada. 12 ay bekleriz herkesi. Değil mi? Evet, evet. Efendim. Esnafın gerçeği devam ediyor. Şimdi de bir pansiyondayız ama burası pansiyondan çok bir butik otele benziyor ve hakikaten odalarını incelediğimizdeki görüntüleri siz de göreceksiniz. Gayet şık ve gayet güzel ellerden çıkmış bir pansiyon, küçük butik otel. Tabii buranın aslında bir geçmişi var. Burayı işleten arkadaşımız dededen kalma bir yeri işletiyor ve hakikaten de çağımıza uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Ve bu genç girişimci arkadaşımızı yanımızda tanıyalım önce biz sizi. Mehmet Ali Üstün, Alanya için turizme hizmet vermek için bu işleri uğraşıyoruz ve inşallah başarmaya da çalışıyoruz. Daha iyi olur inşallah. Siz de beğendiğiniz, inşallah odalarımızı beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi Alanya turizmine, kültürüne hizmet vermek istiyoruz. Gelen turistler olsun, yerli turistler olsun en güzel şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi odalarımız ve denizimiz, sahilimiz zaten dünyaca tanınmış Kleopatra plajıdır. Onun karşında olmamız bizim için bir alternatiftir.
Yani güzel şeyler için uğraşıyoruz. Yaşımızda olduğu şekilde şeyleri vermeye çalışıyoruz, çalışmaya çalışıyoruz. Başka da yani sizin de gördüğünüz, sizin de gözlemlediğiniz gibi başkanımız da bu konuda yardımcı oluyor. Sizi gibi insanlar geliyor buraları çekimini yapıyor işte ne bileyim. Güzel güzel Alanya'yı tanıtmak için, otellerimizi tanıtmak için yardımcı oluyorsunuz. İnşallah bunun katkısını ileride de görürüz. Bu sene tabii istediğimiz gibi turizm geçmedi. Yani Türkiye'de bir sürü olaylar oldu. Daha iyi olacak inşallah. 2017 diyoruz artık. 2017'ye hazırlıyoruz kendimizi. İnşallah. İnşallah 2017 zaten sezonunu artık büyük bir şeyle bekliyoruz. Çünkü bu sene evet. Çok sıkıntı atlattık. Evet, her sene, şey evet, üst üste geldi. Evet her şey üst üste geldi. Büyük yatırımlar yapıldı. Onların zararları görüldü. Daha iyi olacak inşallah yani sonuçta bu işler biliyorsunuz tek taraflı olmuyor. Yani hepimiz bir olarak vermemiz amacında olacağız. İnşallah daha iyi olacak yani. Aynen. Kaç odanız var? Şu an 48 odamız var. 13 tane mutfaklı odamız var. Stüdyo odalarımız var. 4'ü stüdyo. Diğerleri normal standart odalarımızdır. Bunların içinde yine 4 yataklı. Banyoları, tuvaletleri yine aynı şekilde LCD televizyonları mevcuttur. Yine yeni yapılan bir tesistir. Kendimizindir ayrıyeten. Yani dediğimiz gibi yani biz hizmet için varız. İnşallah gelenler de memnun kalır yani. Şimdi şu anda arkamdaki manzarayı görüyorsunuzdur. Tabii ki çekimlerde de incelersiniz sanırım. Çünkü burada alabildiğine çok uçsuz bucaksız bir güzel manzara görüntümüz var. Hakikaten Alanya için bu yani büyük bir şans sizin burada işletmenizin olması ve sizin için de büyük şans. Gelelim dedeye, dededen toruna. Tabii dedeniz de ilk bu işle başlamış. Evet, dedem yok. İş Bankası'ndan kendisi emeklidir. Zamanında geliyorlar işte burayı alıyorlar falan. O bu şekilde oluyor, yapıyor. Biz de onun daha iyi yani yeni nesillere hizmet verebilmek için biz de yenilikler yaptık. Daha iyi şeyler yapacağız inşallah. Daha güzel projelerimiz var. Daha güzel şeyler olacak. Ama bunlar zamanla dediğimiz zamanla gibi yani. Zamanla. İyi şeyler olacak Alanya için de biz çalışıyoruz zaten dediğimiz gibi. Peki dedeniz tabii size bıraktı. Genç bir müteşebbissiniz ve genç girişimcisiniz. Buradan gençlerimize neler söylemek istersiniz? Çünkü zamanımız o kadar sıkıntılı ki yani çok sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Fakat gençler de sahip çıkmalılar diyorum ben. Sizler ne dersiniz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii önce çalışmak lazım. Yani büyükten küçüğe fark etmiyor. Yani sonuçta ben 70 kişiye de ayrıyeten kendi restoranımız var. 70 kişiye de orada iş veriyoruz. Çalışmadan bir şey olmuyor. Ben saat 8'de kalkıyorum mesela. Saat 12-1'de gidiyoruz. Otel pansiyonumuzda duruyorum. Ayrıyeten kendi restoranımızda duruyorum. Yani bunlar sonuçta biliyorsunuz önemli şeylerdir. Yani gençleriniz için de çalışmak önemli. Aile düzeni önemli. Yani bunlar çok çok önemli şeyler. Aileden ne görürseniz onu yaparsınız. O şekilde oluyor. Ve yani bizim de o şekilde olduğu için ve kendim isteyerek, düşünerek yaptığımız bir yatırım oldu. Dedem normalde demişti yani burası 24 oda falan vardı. Oğlum öyle de falan da müşteri geliyor. Böyle de yapmana, tadilat yapmana falan gerek yok. Çünkü sonuçta Kilopatra plajının önünde bir yer geliyor. Ama sonuçta dediğimiz gibi yani ben bir genç yatırımcı olarak yani bunları yapmak zorunda kaldım. Çünkü yenilikler her zaman iyidir. Ve bu sene dediğimiz gibi yeni bir işe atıldık restoran işine. Güzel bir marka Alanya'ya getirdik. İşte dediğimiz gibi Alanya için çalışıyoruz. Tamam, daha için. Güzel şeyler olacak yani. İnşallah. İnşallah canım. Çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Hakikaten çok güzel butik bir otel. Ve Alanya'da mutlaka gelenlerin mutlaka buraya uğramalarını tavsiye ediyorum. Kolay gelsin. Evet esnafın gerçeği devam ediyor. Alanya'dayız dedim ve Alanya'nın dünyaca ünlü meşhur kalesindeyiz. Ve buradaki esnaflarımız hakikaten halen Kasım ayındayız ve
yaz bitti yani, çok oldu biteli. Buna rağmen hala hizmet vermeye devam ediyorlar ve çok güzel bir ortamda karşılandık. Şu anda da bir gözleme kafe, değil mi burası? Gözleme, mantı, kahvaltı. Kahvaltı. Evet. Peki sizi önce tanıyacağım ama yani benim dikkatimi çeken manzara oldu. Evet. Manzaraya dönmeden edemiyorum çünkü. Hakikaten bulunduğunuz yer çok güzel ve çok, çok sağ şanslısınız. Çok sağ Tanısak kısaca size. Ben Recep Dayan Türk. İşletmemiz 89'dan beri Alanya'da açık bir fiil faaliyette. İşte yazı bitirdik, kış sezonundayız ama iyi gidiyor yani, işler iyi. Bizim çok yağmurlu olmadıktan sonra işlerimiz iyi gidiyor Allah'a şükür. Memnunuz ama sezon biraz kötüydü ama yine iyi yani. Allah'a şükür, evet. Sezon çünkü kötü gitmemesi mümkün değil. Evet. Çok terslikler ve çok kötü tesadüfler bir size geldi. Evet. Zaten, turizm etkiledi, bizi de etkiledi. Evet, herkes etkiliyor. Zaten bir terör dalgamız vardı ama bunun üzerinde bir takım şeyler etkilenince. Evet, Alanya'da zincirleme yani kimin işi olursa yani o tekene etkiliyor yani. Değil mi? Aynen. Yine de ayaktayız yani. Ayaktayız Allah'a şükür. Kendi yerimiz, kiramız değil yok. Mi? Evet, o şekilde. Aileden var mıydı yapan peki burada çalışırken yani? 89'dan bu yana. Evet, annemle beraber yapıyoruz. Aynen, aynen. Evet, annemle beraber devam ediyoruz. 89'dan beri. O şekilde. Yerleşik olarak da zaten. Tabii. Evimiz de yan taraf zaten. Çok güzel. Kendi yerimizin. İşte burası şeydi, araba garajıydı. Yavaş yavaş büyüttük işte. Bu şekilde yaptık. İyi. Allah'a şükür kendi yerimiz. İyi etmişsiniz. Evet. Peki neler ikramınız? Ev reçelleri falan var, kahvaltı türü annem yapıyor kendisi, ev reçelleri yapıyor, kahvaltı daha çok gidiyor. Mantı var, çiğ börek var, gözleme var, o şekilde işte bayanlar sağ olsunlar gün falan yapıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyoruz her şekilde, o şekilde yani. Anneniz yapıyor hepsini. Annem yapıyor tabii ev reçelleri, karpuz kabuğu yapıyor, hünnep. Elma, yani vişne, hepsini yapıyor yani. Alanyalısınız. Alanyalıyız. Kalede doğmuşsunuz. Annem Tophaneli zaten, şu karşı taraf Tophaneli'den. Buradayız işte yani. Çok Allah'a iyi şükür. Ya, çok güzel. Evet. Ve aşağıda da şirin bir yeriniz de var zaten aslında, değil mi? Değişik, evet. Her sigara içme yeri yaptık. Ve burası da çok güzel. Ben manzarayı yine söyleyeceğim. Arkamı dönüp evet. De bakmadan edemiyorum. Hakikaten şurada öyle güzel bir manzara var ki. Alanya ayağımızın altında resmen. Bu büyük bir şans. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Sağ olun. Genç bir girişimcisin. Eyvallah. Annen de sana destek olmuş. İnşallah eyvallah. Devam eder. Tamam, çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Alanya'dan esnafın gerçeği devam ediyor. Şimdi de o kadar güzel bir yerdeyiz ki, gerçi her gittiğimiz ayrı bir güzel Alanya'da. Tam kaleye karşı bakan küçük bir kahvaltı salonu demeyeceğim artık, büyük bir kahvaltı salonu diyeceğim. Çünkü hakikaten burası çok güzel ve damak tadı da bilenler için, bilhassa Alanya'da yeni bilenler için de çok güzel, tercih edilen bir yer. Ben önce sahibini tanıyacağım. Mutlaka bir hikayesi vardır. İsmim Mehmet Alabacak. 92'den beri bu işin içindeyiz. Pide salonu olarak işletiyoruz. İşte bir senedir de buraya açtık. Bir sene oldu açalı.
bu sektörde de hizmet vermeye başladık. İsmi de çok güzel, Zeytin Dalı. Zeytin Dalı nasıl aklınıza geldi? Zeytin Dalı şöyle, hem kahvaltıda zeytin sunumu hem de çalıştığımız reklamcımız da sağ olsun, Hakan abim de o ismi buldu. İsim de güzel oldu yani, oturdu. Evet. Evet, geldik buraya, cıvıl cıvıl bir ortamla karşılaştık. Hani ben küçük dediğim şey, hani burada bir aile havası, evet, olduğu için küçük aile dedim ben. Aile işletmesi. Ve sunumlarınız da çok güzeldi. Evet, evet. Neler daha çok böyle, bir de sizden alsak, neler sunuyorsunuz daha çok güzel? Mesela kahvaltımız var, yabancı mutfağımız var alakart olarak. Atıştırmalıklarımız var. Alanya usulü yemeklerimiz var gruplara. Mesela devamlı her gün külüklü çorbamız oluyor. Mesela kahvaltıda sunduğumuz reçelleri kendimiz yapıyoruz. Yani Alanya yöresine uygun, yöresine ait yemekler yapılıyor. Sipariş üstüne olursa. Siparişle çalışıyorsunuz aynı zamanda. Evet evet. Yani mesela büyük gruplar olduğu zaman da sipariş üstüne de yemek yapıyoruz. Ben dikkatimi çekti. Küllük çorbası mı dediniz? Küllük çorba. Nedir? Küllüklü. Nedir o? Ya orijinali işkembe ve küllükten yapılan bir şeydir. Ama artık İşkembeyi kimse içmediği için daha çok tavuklu yapılıyor. Alanya'ya has bir çorbadır. Mesela laba dolması vardır, yine Alanya'ya has. Ondan sonra içli pilavımız vardır. Etli bamyamız vardır. Alanya'ya has yemeklerimizden. Bu şekilde. Evet, yemek kültürü olarak da tabii damak tadı yabancı gelmediği için insanlara, değil mi? Sezon nasıl geçti? Çünkü gerçi yenisiniz bir yıl. Oldu ama nasıldı? Sezon yani çok kötü de değildi. Güzeldi sezon bu sene. Yani piyasaya göre güzeldi. Hareketliydi bize göre. Genelde yerli halka hitap ediyoruz. Evet, yerli halka hitap ediyoruz. Mesela biz bu mevsimde geldik. Kasım ayının sonlarına yaklaşıyoruz neredeyse. Evet. Ama bir aile ortamı var. İşte çocuklarıyla evet, gelenler, evet, hanımlar. Evet. Değil mi? Tabii. Yerli halka hitap ediyoruz. Alanya'da yaşayan artık onlar da yerli oldu. Yerli turistlerimiz var. Onlara hitap ediyoruz. Onlar geliyorlar. Yani bütün, nasıl desem, yani bütün halka hitap ediyoruz. Kalede olmanızın da avantajı var değil tabii, mi? Tabii tabii. Kaledeyiz. Çarşı merkezine de yakınız. 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Yani hem manzaramız güzel hem de merkezden ses olarak uzağız. Ama merkeze de 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Yani hem merkeze yakınız, hem merkeze uzağız. Uzağız derken burası sessiz bir ortam ve manzara alabildiğine dinlendirici. Tabii bunun yanında da mis gibi gıdalarımız bize, değil tabii, mi? Tabii. Doğal olarak geliyoruz. Doğal olarak, doğal olarak. Mesela zeytinleri kendimiz yapıyoruz. Yani genelde mutfak sizin elinizden geçiyor. Kendim. Kurabiyeler falan dizilmiş burada, bakar mısınız? Ben gerçi biz kahvaltımızı yaptık burada. Çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırladınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hani onu da biraz görüntüleyelim istedik, görüntüledik zaten. Allah razı olsun. Ama içeride bir harıl harıl çalışma var. Evet. Kimler var içeride mutfakta? İşi mutfağında kimler var? Bir tane ustamız var. Kendi kardeşim var, biraderim var. Tabii mutfağın arka planında annem var. Esas açtığımız diyeyim. Reçellerimizi yapan, zeytinlerimizi, her şeyimizi, bütün ön hazırlığımızı yapan. Yani çok hazıra şey yapmadan kendi ürettiklerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve bu çeşitliliklere devam ediyoruz. Tabii tabii. Tabii. Hayırlısı olsun. Ben teşekkür tekrardan ederim. Size bu uzun yolculukta iyi yolculuklar diliyorum. Çünkü esnaflık zor zanaat. Evet. Ama siz bir şeyi tutturmuşsunuz. Çok güzel bir lezzeti tutturmuşsunuz. Alanya halkı da mutlaka seni teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, ben ustamla konuştum ama bir de gireyim işin mutfağına gireyim dedim. Çünkü mutfak hakikaten çok düzenli ve tertemiz çalışıyor arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yanımızda ustamız var. Kolay tabii, gelsin. Merhabalar, nasılsınız? İyi, sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Burada reçellerimiz var. Zeytinlerimiz var. Kırmızı biberimiz, tulumumuz, kendi yapmış olduğumuz ohmaç, çemenimiz, bal, tahın ve kuru yemişlerimiz, çikolatamız. Kuru yemişler, her evet, şey. Tabii tabii. Mükemmel. Neydi dediğiniz, var mı? Bu ohmaç, yani Alanya yöresine ait. Yani kavrulmuş soğan, maydanoz, çökelek, dereotu. Bu da çemenimiz. Çökelek salatasının kavrulmuş soğanlısı bu. Evet, evet, evet. Ha,
kavuruyorsunuz, o şekilde yapıyorsunuz. Peki biberi de siz yapıyorsunuz. Tabii biber de kendimize ait. Közlüyorsunuz. Közlenmiş biberimiz. Kahvaltılık. Zeytinlerimiz var, reçellerimiz var. Annemiz yapıyor. Evet, 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 evet. Başka bir mesela çorba dedi ustamız. Küçüklü çorbamız var, o 12'den sonra çıkıyor. Alanya usulü, yani düğün çorbası dediğimiz. İçinde tavuk, nohut, küçük kıymalar, küçük olan, pirinci, tavuk suyu, nanesi. Ya o da farklı bir lezzet. Farklı bir lezzet. Var mı talep peki? Nasıl yani? Tabii tabii. Evet. Onu zaten günlük çıkarıyoruz. Ayrı bir güzelliği var onun da. Çok güzel ya. Dediğim gibi burası... Bazlaması. Bazlaması var. Tabii. O da kendimize ait. İçine tereyağı var mı? Evet evet. Hepsi doğal. Evet. Önemli olan zaten burada doğallığı unutmamak ve ben bazı kesimler için de söyleyeyim, doğallığa geri dönmek. Çünkü hakikaten insan sağlığı çok önemli. Evet. Çok hazır gıdayla besleniyoruz. Dikkat yani, etmek gerekiyor değil mi usta? Biz mesela salamdır, sucuk kendi yapımız zaten. Onda problem yok. Salamdır, sosistir, jambondur. Onlardan biz biraz kaçınıyoruz. Çünkü ne olduğunu tam bilmiyoruz. Değil mi? Tabii biraz en sıkıntı. En güzeli çünkü evet. Kahvaltılık diye gidiyorsunuz. Önünüze sucuk, sosis, salam dediği gibi ustam. Yani evet. Çok böyle var yerler. Tabii bunları da söylemek ne kadar doğru belli değil ama yani doğal olmak her şeyin evet. Özünde. Değil evet. Mi ustam? Evet. Buralısınız. Yerlisiz. Yerlisisiniz. Evet. Ve bu işi biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun.